İlk operasyonla şişi çıkardıktan sonra Merve'ye birkaç test yapmak istiyorum. Doktor bey, daha fazla teste gerek var mı? Ya, teşhis yıllar önce kondu. Merve şizofren. Erdal'ın babası da şizofren de. Ya o 8 yaşındayken kendini öldürdü. Bakın sadece birkaç test yapacağım. İnanın bana çaresizliğinizi de yorgunluğunuzu da anlayabiliyorum. Ama bir şeyler atlanmış olabilir. Erdal, ben kızımızı kaybetmeye dayanamam. Ona bir şans daha verelim ne olur. Peki ne gerekiyorsa yapalım. Teşekkür ederim. Tomografi çekilirken söyle, serebellum ve ponse ince kesitler alınsın. Peki hocam. Kızınız için en doğru olanı yapacağız, merak etmeyin. Tam tahmin ettiğim gibi. Şiş timpanik kanaldan çıkıp optik siniri yukarı kaldırmış. Serebellumla pons arasında kitle görünümü var. Bu bir kanama mı hocam? Evet, ufak bir kanama var. Daha da büyümeden o şişi oradan çıkarmamız lazım. Samet, ameliyathanelerdeki yoğunluğa bak. Hemen ayarlayıp bana haber ver. Peki hocam. Serebellum'daki görüntü önemli olabilir. Ameliyat sonrası MR çekilsin. Tamam hocam. Kanaması nasıl? 100 cc kanadı kale hocam. Kontrol altında. Hocam çok özür dilerim, çok özür dilerim. Benim Oğuz Hoca'nın yaşlı bir hastasıyla ilgilenmem gerekiyordu da. Önemli değil Samet. Biz seni bekleriz ameliyatta. Nasıl olsa acelemiz yok değil mi? Olur mu hocam öyle şey? Ben gerçekten çok özür dilerim. Affedin hocam. Bir daha kesinlikle olmayacak böyle bir şey. Neyse. Şimdi işimize konsantre oluyoruz. Klem. Merve'ye söz verdim. Hastalığına teşhis koyabilmek için önce onu bu şişten kurtarmamız lazım. Böyle bir şeyi hasta neden kulağına saplar anlayamıyorum hocam. Yani nevrotik bile olsan yapılmaz ki böyle bir şey. Bilinçli yapmış olamaz zaten. Merve'yi tetikleyen her neyse onu bulunca... Evet. Bunu da çözeceğiz. Hocam beyinde bu davranışlara sebep olacak bir kitle bir şey yok. Evet, haklısın. Ön lobda bir şey yok. Temporoparietal bölgede de yok. Oksipital lobda demiş. EEG'sinde de bir şey çıkmadı. Tüm testler negatif. Tomografideki görüntü de artefaktmış. Bizi yanılttı. Ne olacak şimdi? Hasta intihara meyilli olduğu için psikiyatriden görüş isteyeceğiz. Hocam, bu kız bence deli değil. Neye dayanarak bunu düşünüyorsun? Ben bizim köyde de, hastanede de çok deli gördüm. Bu kızda başka bir şey var. Bir çaresiz bakıyordu sanki bu kız. Evet. Peki. Madem buna dayanarak böyle düşünüyorsun. Tamam. O zaman vaka sende Samet. Ben şimdi dışarı çıkıp hemen döneceğim. Döndüğümde de ne olduğunu bulmuş olacaksın. Eğer bulamazsan köyüne geri dönersin, tamam? Ben mi bulacağım? Yok artık. Hay çenenin yayı kopsun Samet. Sen kim? Hocaya akıl vermek kim? Geri zekalı. Of ya. Of ya. Ali Asaf. Çıkıyor musun? Vaktin varsa konuşalım biraz. Önemli mi? Eylül hakkında. Acil değilse sonra konuşalım. Görüşürüz. O kızı kişisel meselelerinizde harcamanıza izin vermeyeceğim.
kişisel meselelerinizde harcamak derken? Babanın Eylül hakkında bana anlattıklarından haberi yok galiba. Anlamadım. Bahar'la evleneceğini düşünüyor. Açıkçası ben de kafanın biraz karışık olduğunu düşünmeye başladım. Bu işin sonunda Eylül üzülmeyecek değil mi? Bence asıl senin kafan karışık Selim abi. Sen bunları düşünüp kendini yorma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.